Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, bu yaptığımız 3 boyutlu lalemizi tülbentimize, evlilik örtümüze nasıl tutturacağız? Ara suyu olarak onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar, benim yapacağımı farklı olarak size bazı alternatif böyle resimler göstermek istiyorum. Bu resimlerden de fikir alarak çeşitli şekilde bu lalemizi değerlendirebilirsiniz. Evet, şimdi resimleri gösterelim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, yaptığımız lalemizi böyle kayaların arasına yerleştirerek ister iğne ile dikin, ister tığla bu şekilde sabitleyin. Bu şekilde mülit örtüsü ve yemeni olarak kullanabilirsiniz. Evet, bakın arkadaşlar, şu bizim yaptığımız mesela mor renkli lalenin yanına böyle açık eflatun lila dediğimiz renkten bir tane daha yapıp şöyle bakın zincir çekip iki yaprağın arasına bu şekilde sabitlenmiş. Bunu bu şekilde arkadaşlar servis peçetesi olarak değerlendirmiş. Ve bu yurt dışına çalışıyor arkadaşlar. Yurt dışına bu şekilde sipariş modeller yapıp peçetelere gönderiyor. Siz de bu şekilde hem bunları bu şekilde yapıp hem yurt dışlarına sipariş alıp değerlendirebilirsiniz. Tabii yurt içine de bu şekilde siparişler alarak hem kazanç elde edersiniz hem kendinize de yapabilirsiniz. Bir de şunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu gelincik modelini daha önce sizler için çekmiştim biliyorsunuz. Bu gelincik modelini nasıl yapacağız? Havlu kenarına mı, mevlüt örtüsüne mi, nasıl olur? Bunu da bu şekilde aynı demin gösterdiğim peçete gibi ucuna, servis peçetelerin ucuna gelincik de yapabilirsiniz. 3 boyutlu lale de yapabilirsiniz. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Evet, şimdi benim size anlatacağım hafif ara suyuyla iki yaprak arasındaki lalenin nasıl montelenir, nasıl tutturulur, ona geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu şekilde fil dişinden ara suyu yaptım. Siz bunu sinek kanadı yapabilirsiniz. Aslında sinek kanadı da iyiydi arkadaşlar. Şöyle çeşit olarak bir de fil dişiyle olsun istedim. Şimdi tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitliyoruz. Şöyle 4 zincirimi çektim ve tığ battığımın içine girip sık iğne ile sabitledim. Yine 4 zincir çevirdim ve bakın tığ battığımın içine girip bu şekilde sık iğne ile sabitledim. Buraya bir tane tomurcuk yaptık. Bakın bu şekilde yanına 8 tane zincir çekiyorum. 8 zincirimi çevirdim arkadaşlar bu şekilde. Hemen tığ battığımın içine girip bakın bu şekilde sahte sık iğne ile bunu buraya sabitliyorum. Bakın yapımı çok kolay. 4 zincir. 4 zincirden 4 tane buraya tığ yapacağız. Bu birinci tığ battım. 4 zincir. 2 3 4 zincir. 3. tığ battım. Dördüncü tığ battımı da bu şekilde buraya kapattım. Tığımın başını iki defa doluyorum ve hemen tığ battının içine girip 1 2 2 2 alarak buraya trabzandan bir yuva yaptık. Bu arkadaşlar yaprağımızın yuvası olacak ve bir zincir çektim dibine, bir defa tığımı doladım. Yaprağın içine girip bu şekilde üçünü birden kapattım. Buraya bir trabzan yaptım. 5 zincir. Bakın bu 5 zincirim tomurcuk olacak arkadaşlar. Araya girip şöyle tomurcuğumuzu kapattık. Hemen kapatır kapatmaz dibine bir zincir. Ve içinden bir tane ilmek aldım. 2. Yaprak için trabzanın arasına da girdim. Bir tane de oradan ilmek aldım. 2 2 5 zincir. Şöyle 5 zincirimi çekip buraya sık iğne ile sabitliyorum. Dibine bir zincir. Hemen
Hemen aynı yuvanın içine girdim. Dibinde bir zincir, 2. Dibinde 3. Dibinde 4. 4 tane ilmeğimi aldım. 2 2 2. 5 zincir. Tomurcuk sayımız arkadaşlar 4'e kadar devam ettireceğiz. Aynı şekilde ilk bakın. Şöyle. İlk aramızın içine sık iğne ile sabitledik. Üçüncü tomurcuğumuz. Hemen her tomurcuğun dibine bir tane zincir çekiyorum. Buraya girip aynı yere tomurcuğun dibine girip bir tane ilmek aldım. Bakın arkadaşlar sırasıyla tellerin arasına girip bu şekilde ilmeğimi aldım. Ve yuvama da girdim arkadaşlar. Bu şekilde ilmeğimi aldım. Şimdi bunlar 2 2 2 2 alarak bakın hepsini topladım. 5 zincir çekiyorum. İlk trabzanımın arasına kapatıyorum. Hemen arkadaşlar zinciri çeker çekmez bu şekilde bir tane buraya muhakkak zincir çekin oturması için aynı yuvanın arasına girdim. Bakın 2 3 telleri sırayla giriyorum. Zaten açılıyor arkadaşlar. 4 5. Bir de kameranın karşısında pek fazla sıkı yapılmıyor. Biraz daha gevşek yapılıyor. Daha net açılıyor sanki. Ve şimdi arkadaşlar bakın 2 2 son sıramızı da bu şekilde aldık. Şöyle bitirelim. Yaprağımız hazır. Bu şekilde yaptım yaprağımızı arkadaşlar. Ve 5 zincir 5 zincirimi çekip hemen telin arasına sık iğne ile buraya sabitledim. Bir zincir çekerek şöyle aşağıya inip sık iğne yapacağız arkadaşlar. Kapattım. Bir zincir çektim. Hemen sıradaki aralıktan sık iğne ile sabitledim. Bir zincir çekiyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Bakın arkadaşlar birer zincir çekerek bu şekilde inebilirsiniz. Daha gerdirmemiş ve sağlam oluyor. Şimdi arkadaşlar bakın en son yaptığımız bu yuvanın içine de girip ve bu şekilde yaprağımızı tamamlıyoruz. Farklı yapraklar da deneyebilirsiniz. En son arkadaşlar bakın buradaki hani şöyle dönüş yapmış trabzan yapmıştık ya o yaprağımızın içine de bu şekilde girip bir tane de oraya sık iğne yapıyoruz ve 4 tane zincir çekerek yine arkadaşlar tığ battı yapacağız. 7 tane tığ battı mesafesi yapacağız. 3 tanesini kenarlara, 4.'ye de lalemizi dikeceğiz arkadaşlar. İster derseniz tığla da çatabilirsiniz. 4 zincir 2 3 ve 4. Şimdi 7 tane olunca arkadaşlar. Şimdi buraya yaprak yapacağız ve tığımın başını 2 defa doladım. Yuvaya girdim. Hemen yandaki tığ battıya girdim. 1 2 2 2. Bakın bu şekilde buraya bir trabzan yaptım. Dibine bir zincir. Bir defa tığımı dola. Hemen yuvadan da bir tane ilmek çıkar. Üçünü birden bu şekilde buraya sahte trabzan yaptım. 5 zincir. 5 zincirimi çektim. Buraya sabitledim. Tomurcuktan sonra hemen bir zincir. Her yeni sıraya başlarken muhakkak bir zincir çekiyoruz arkadaşlar. Şöyle şura biraz gevşek olmasın. Hemen tığ battıma girip tomurcuğu kapattığım yere giriyorum. Dibinde bir zincir ilmek aldım. 2. Trabzana girdim. Dibinde ilmek aldım. 2. 2 ve 2 olarak buraya
büyütüyoruz yavaş yavaş. 5 zincir. 5 zincirimi hemen telin arasına girip şöyle ikinci tomurcuk olarak buraya kapattım. Dibine bir zincir. Aynı tomurcuk yaptığım yere girerek çoğaltma işlemi yapıyorum. 2. Sıradaki telimin arasına giriyorum. 3 ve trabzana da giriyorum. 4. Şimdi arkadaşlar 2 alarak bu şekilde sabitledim. 2 3 4 5 zincir. Hemen arkadaşlar bunu tomurcuk olarak kapattım. 3. tomurcuğum. Dibine bir zincir. Kapattım buraya. Dibinde bir zincir. Sıradaki telin arasına girdim. Dibinde bir zincir. Sıradaki telin arasına girdim. Dibinde bir zincir. Ve en son yuvamızdan da bu şekilde aldık. Şimdi arkadaşlar bunları ikişer ikişer çekerek başa kadar çıkıyorum. 2, 2, şöyle 2 ve 2. 4. tomurcuğum. 5 zincir. Hemen bakın araya girip sabitliyor. Arkadaşlar zincir çekmeyi asla unutmayalım. O tutturuyor. Ve dibinde bir zincir. Sıradaki tel dibinde bir zincir. 4. Sonuncu. Ve bu şekilde arkadaşlar. İlmeklerimiz 7'ye çıktı. Bunları 2 2 alıyorum. 2 2 sonuncu sıram arkadaşlar. Şöyle 4 tane tomurcuk olduktan sonra aşağı ineceğim yavaş yavaş. 2 3 4 ve 5. Hemen telin arasına girip bunu sık iğne ile sabitledim. Bir zincir çekerek hemen yandaki telime sık iğne ile geçiş yapıyorum. Bir zincir, bir zincir, bir zincir. Evet arkadaşlar bakın. Şöyle en son yuvamızı da aralayarak buraya sık iğne ile sabitledim. Şimdi arkadaşlar trabzanın içine en son da inelim. Bakın yaprağımız bu şekilde bitiyor. Bu tığ battının içine girip trabzan yapmıştık ya, yuva yapmıştık ya, oraya da muhakkak girin arkadaşlar. Şöyle tümsekte kalmasın, tığ battı seviyesine insin. Şimdi yine 4 zincirimi çektim. Tığ battı yapacağız arkadaşlar bu şekilde. Yine 4 tane tığ battı yapıp hil dişlerini yapmaya devam edeceğiz. Ara suyuna geçiş yapacağız burada. Evet arkadaşlar, yapraklarımız bu şekilde. Şimdi bu yaprağın arasına biz iğne ile lalemizi dikeceğiz. Şimdi lalemizi de dikelim, bitirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, dediğim gibi lalemizin ucundaki tohumlardan buraları bu şekilde süsleyip daha biraz daha ağırlık verebilirsiniz isterseniz. Nasıl yaptığımı göstermek istedim. Fil dişinin bu 8 zincirli artma işleminin içine ipimi sık iğne ile sabitliyorum. 3 zincirimi çekip buraya arkadaşlar 3 tane yuva yapıyorum. Bu şekilde sık iğne ile sabitledim. Tekrar 3 zincir. Şöyle bakın yeşil yuvadan girip sahte sık iğne ile bu şekilde kapatıyorum. Daha zarif olduğu için sahte sık iğne kullandım. Bakın bu şekilde arkadaşlar tığım şöyle tığımdakinden geçirip üzerine bir zincir. Tekrar dönüş yapıyorum. Bu yaptığım en son yuvanın içine girip yine bakın buraya kesme işlemi uyguluyorum. Sık iğne ile sabitledim buraya. Yine 3 zincir. Şimdi 3 olan tığ battımı 2 1 diye arkadaşlar yuvamı eksiltiyorum. 3 zincirimi çektim. Yine yuvanın içine girip kapattım. Bir zinciri zaten çekmiştik. Sık iğneden dolayı dönüp en son yaptığım yuvanın içine bu şekilde sık iğne ile sabitledim. 3 zincir. Yine bakın,
Tek kalan yuvamın içine sık iğne ile sabitledim. Bir zincirimi döndüm. Şöyle tepesini arkadaşlar bir tane sadece sık iğne yapıp kapatıyorum. Şimdi ipimi kopardım. Ara suyumuzun minik badem süslemesini de yaptık bu şekilde. Bunları yakıp hemen dikim işlemine geçelim. Evet arkadaşlar bakın bu iki yaprağın arasına 7 tane bu şekilde tığ battı yapmıştık. Buradaki tığ battıdan arkadaşlar ortadaki 4. tığ battıdan 3'er tane yanlarda kalacak şekilde bakın buraya geçirdim. Şöyle arkadaşlar bakın kökünden yaptığımız bu tığ battı hazırlamıştık 8 tane. Oradan bu şekilde geçerek şöyle dikiyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar bu ortadaki yaptığımız tığ battının içinden geçerek bu şekilde buraya dikeceğiz. Tekrar tığ battıya girdim. Şöyle tekrar bir yanındaki yerden geçiş yaparak dikiyorum. Şöyle arkadaşlar çözünürlük kımıldadıkça bakın 2-3 defa geçtim. Siz daha fazla da geçebilirsiniz. Maksat nasıl dikileceğini göstermek istedim size. Şöyle ters tarafına geçiyoruz arkadaşlar. Diktikten sonra ters tarafındaki bu diktiğimiz tığ battının içinden de şöyle 2-3 defa geçip geçelim ki bakın buradan tığ battıdan kenarından bu ipimizi buraya sağlamlaştırmış olalım. Şöyle tığ ipin içinden tekrar geçiyorum. Bakın bunu buradan hemen ipimizi koparıp yakalım. Şöyle tabii ben ipi geçirebilirsem. Ters tarafından ipimi kopardım. Yakacağım. Hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın bu yeşil yaprakları için şöyle sprey yapabilirsiniz. Lalenin uçlarına bu şekilde kıvırık durmasını istiyorsanız sprey yapabilirsiniz. Biraz daha bu yaprakları uzak olsun diyorsanız daha uzakta yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bakın. Yapraklarınızı daha da büyük yapabilirsiniz. Daha da büyütebilirsiniz. Bu şekilde lale modelimiz. Şöyle bir de görüntüsüne bakın arkadaşlar. Karşıdan. Modelimiz bu. Bu şekilde yapılışı da. Evet. İnşallah anlatabildiğim net bir video çekimi olmuştur arkadaşlar. Modelim bu şekilde. Şöyle görüntü olarak. Yapacak arkadaşlarıma da kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.